İyi günler efendim. Ulusal Kanal Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Göksu Barajı köyündeyiz. Evet. Etrafımızdan da belli, şırıl şırıl su akıyor. Diyarbakır için özel bir durum. Ama burada bereketli bir topraklar var belli. Su olunca zaten bereketi de beraberinde getiriyor ama sizin bir sorununuz daha var. Bereketi engelleyen bir sorun var. O nedir? İlk önce bir tane kadın arkadaşımız var yanımızda. İsterseniz sizden başlayalım. Derdimizi bir ilk önce siz bize anlatın. Nedir? Sonra da çözümünü konuşacağız. Ne istiyorsunuz? Talebiniz nedir? Ne yapılırsa önümüze açılır. Daha çok daha çok nasıl üretebiliriz? Lütfen biz sizden alalım. Ya öncelikle çiftçilere güzel bir yol açılması gerekiyor. İmkanlar sağlanması ki kuraklık zaten Güneydoğu'yu sarmış bir durum. Güneydoğu'yu sarınca zaten pandemi de etkisini gösterdi. Hal böyle olunca çiftçiler verim alamıyorlar. Bunun en büyük sorunu zaten işsizliğin kaynaklanması. Buna bir çözüm getirilmesi lazım. Çiftçilere destek verilmesi lazım ki daha iyi bir üretim sağlayabilmek adına. İyi üretim sağladığı zaman zaten ekonomi kendiliğinden yükselir. Durum bunu gösterir. Artı TEDAŞ'ın zaten baskısı burada yoğunluk. Destek sağlaması lazım dediniz. Ne mesela? Maddi yönden şeydir. Çiftçilere destek verilmesi lazım. Kalkınma amacıyla. Yani bu da maddiye bağlı olan bir durum. TEDAŞ'ın burada zaten büyük bir rolü oynuyor. Elektrik faturalarının yüksek gelmesi. TEDAŞ size özel şirket değil mi? Evet evet özel şirket. Yani haksız kazanç elde ediyorlar burada. Kendi kafalarına bildiği göre faturalar yansıtıyorlar. Yüksek miktarda faturalar yazıp gönderiyorlar. Ki dün dahil bile evime gelen bir fatura ki hafta sonları köyde olurum. Hafta içi evde olmama rağmen gelen bir fatura çok yüksek. Dün ne kadar geldi mesela? 300, aylık 380. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Köydesin yani. Ya ilçede köyde oturuyorum da buzdolabıdır, televizyondur, ampullardır bunlardır. Eğer kullanıp da 380 normal geliyorsa bir normal ev bir kullanımı. Hani derin dondurucu yok, klima yok, ısıtıcı yok. Bunlardan dolayı bayağı bir şikayette bulunmaktayız. Dün dahil bileşedir. Aradım müşteri hizmetini, şikayette bulundum. Dilekçeyi oluşturduk. Gönderdik. Daha sonucu bekliyoruz. Bakalım inşallah hayırlı bir sonuç elde ediyoruz. Peki tarlada da kullanıyorsunuz tabii değil mi? Canım, üretimi de doğrudan etkiliyor. Evet. Yani elektrik sadece ampul yakma değil. Yok sadece evde değil. Tarlada da kullanılıyor. Zaten tarlada elektrik olmadı mı sulama yapılamaz ki. O yüzden böyle yani. Peki ödeyebiliyor musunuz her ay düzenli? Ödeyemiyoruz ki. İş yok. Ne ekiliyor burada daha çok? Burada en çok pamuk ekiliyor, buğday ekiliyor. Su istiyor. Su istiyor. Ondan sonra işte pamuğudur, mercimeğidir, bostanıdır ekiliyor, bahçesidir ekiliyor. Bunlar ekilmeyince zaten verim olmaz ki. Ekilecek bir de sulanacak tabii. Karpuzdu, pamuktu, hepsi bunlar su isteyen bitkiler. Evet. Peki. Sizin borcunuz var mı? Borç var. Ne yapacağız? Nasıl edeceğiz? Dur bakalım şimdi programın sonunda da. Bunu artık bakalım. Çok borcumuz çok. Belki borç çok var. Sesimizi duyanlar. İnşallah sesimizi duyan olur, bize yardım eden olur burada. Yardım eder. Yani sürekli bir elektrik kullanacağımıza göre onun parasını da bir şekilde vereceğiz de. Makul bir sebep şeyde olması lazım. Bir şey var. Mesela sen bir günde o elektriğin borcunu ödemezsen son günü geldiğinde elektriğini hemen kesiyor. Kesinlikle sen elektriği, o parayı vermeden kimse senin elektriğini kesemiyor. O zaman neyle suluyorsun? Sulamıyoruz. Bu sefer ne pamuklarımız gidiyor. Pamuk çocuk gibidir. Ona su vermezsen, sondajlar çalışmasa elektrik mesela üretiyor. Örnek atıyorum 100 milyar kazanıyorsun, 70-80 milyarını elektrik parası alıyor. Burada ne işçinin parasını nasıl vereyim, nasıl yapayım onu şimdi ben? Bu kadar işçilerimiz var. Bunların parasını ben nasıl vereyim yani? Hep elektriğe veriyoruz yani. Peki elektrik özel idare olduğu için biraz kontrolü de daha şey galiba değil mi? Evet doğru özele girmiş. Sonradan özelleştirildi eskiden. Sattılar yani özelleştirmeyelim de sattılar yani. Elektriğimizi sattılar. Önceden devlet himayesindeydi öyle tür şeyler yaşamıyordu. Mesela özele girdiği zaman baskı veriliyordu bize. Mesela örnek ilçede mesela yaşıyorum. Bir işim yok, gücüm yok. Mesela ayda geliyorum 400-450 milyon elektrik parası.
Örnek atıyorum Arap parasıdır. Her şey parası. Ayda 700-800 milyon geliyor. Bir de kira var. Kirada 1 milyar etti. 1 milyar 800. Ben bunu nereden getireyim? Ne kirası? Ev kirası. Ev kirası, elektrik. Ve giderler. Ve giderleri fazla. 1-800'ü buluyor. Çalışmayan bir insan nasıl bunu ödesin? Su parası da eklendiği zaman. Bizim zaten Çınar'da yaklaşık 80 bin nüfuslu bir şeyimiz, nüfusumuz var. Bunun yaklaşık %35'i çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşıyor. Gelir kaynakları oradan geliyor. Geri kalan şeylerimizin %15'i de diyelim normal her gün gündelik yapılan işlerdir. Gündelik yapılan işlerde de çok fazla yani askeri ücretin üstüne çıkacak bir maaş alamıyorlar. Bunun üstüne de elektrik, su faturası falan eklendiği zaman insanlar gerçekten çok mağdur oluyor, zorlanıyor. Yani bunu ödeyecek durumda değiller. Yani tabii ki biz burada demiyoruz ki elektriğimizi bedava versinler. En azından burada halka biraz yardımcı olmaları gerekir. Şu an %50 bir indirim yapılsa çok güzel olur. Su faturalarına da bir indirim yapılsa iyi olur. Elektrik faturalarına da indirim yapılsa çok iyi olur. Bizim beklentimiz sadece bununla ibarettir. En azından iyi bir yaşam için, iyi bir gelecek için, çocuklarımıza da verebileceğimiz bir gelecek için bunu biz devlet yetkililerimizden bekliyoruz ve istiyoruz. İnşallah bizi buradan duyarlar. En azından bir adım da onlar bize atmış olur. Biz de memnun oluruz. Hep beraber tüm Çınar halkı olarak bir kalkınmanın içine girebiliriz. Öyle düşünüyorum. Bu arada hepinizin huzurunda Sayın Doğu Periçek'in eşi Sayın Hanımefendi'ye hoş geldiniz diyorum. Baş göz üstüne geldiniz. Sağ olun. Benim başım gözüm üstüne. Sağ olun. Hepiniz. Teşekkür ederim. Hepiniz. Siz üretmezseniz biz orada İstanbul'da rahat oturamayız. Onun için. Evet, doğrudur. Buraya onun için hepimiz için geldik. Evet. Hem teröre karşı mücadele için arkanızdayız, beraberiz. Ama terörü bitirdikten sonra da gıdamızı, güvenliğimizi sağlayacağız. Evet, doğrudur. Can güvenliğimiz, sonra gıda güvenliğimiz. Ayağımızın üzerinde durabileceğiz. Doğrudur. Başladık yaşayabilirim diye. Onun için sizin çok üretmeniz lazım. Bizim üretmemiz lazım ki... Ne yapmak lazım diyor musun? Büyük şehirde insanlar da rahat geçinebilsin. En azından bir meyve kaldırdığımız zaman bir domatesidir, salatalıdır, patlıcanıdır vesaire. Yani böyle mutfak malzemesine yarayacak şeyleri biz üreteceğiz ki fiyatları biraz düşük olsun. İnsanlar rahat rahat pazara gidip alabilsin. Biz de kazanalım. Onlar da kar etsin. Yani alırken kar etsinler. Biz zaten normalde çiftçiler şu şekil yapıyor. Çiftçiler üretim yapıyor. Malını tarlada bedava veriyor. Pazara gittiği zaman, kendim bile pazara gittiğim zaman tarladaki ürünle pazardaki ürünün arasında dağlar kadar fark var. Yani şu an pazarda 1 liraya çıkan domates pazarda 5-6 lira oluyor. Peki bunun rantını kim yiyor? Bunu kim bu şekil getiriyor? Bahçede 1 lira, pazarda 6 lira. Arada ne kadar uçuk bir fark olduğunu hep beraber görüyoruz. Biz bunun düzelmesini istiyoruz. Burada Çınar halkı olarak bu konu hakkında bir şeyler söylemek, şey yaptığınız için, vesile olduğunuz için size de teşekkür ediyoruz. İnşallah istediğimiz olur. Bekliyoruz. Şimdi o şeyi de konuşacağız sonra. İlk önce bir bu elektrik meselesini bir çözelim. Evet. Ürünü tamam, üret demek yetmiyor. Evet. Üretiyorsunuz. Hadi elektrik meselesini de hallettik diyelim. Su dolayısıyla halledilmiş oluyor öylece. Evet, doğrudur. Daha fazla ürettin. Daha fazla. Evet. Yani girdisi biraz daha düşük oldu fiyatların. Hatta kazancın da diyelim fena değil. Evet. Ama onu pazara nasıl ulaştırıyorsun? Şimdi o aradaki farkı nasıl yaptığımız, daha çok kazanabilecek hale nasıl getirebileceğiz? Biraz sonra onu da konuşalım. Tamam. Hüseyin Bey, size isterseniz vereyim şeyi. Ben tutayım. Dur, ben bir sorumu sorayım. Benim mesleğime hemen el koyuyorsun bakıyorum. Yok, biraz uzak kaldığınız için. Şaka diyorum. İyi yapıyorsun. Benim yerime sen konu yapacaksın ki programı bundan sonra. Ve ben el vermiş oluyorum burada size. Teşekkür ederim. Kendi derdinizi kendiniz anlatacaksınız bundan sonra. Programları sizler doğru yapacaksınız. Burada dedi ki işte %50 indirsinler elektrik fiyatını DEDAŞ bize satarken. Çok pahalı. Evet. Yani bir destek olsunlar. Biz de daha çok üretelim. Girdi fiyatımız daha az olsun
dedi. Bu mümkün mü sizce? Yani deder sizce %50 indirim yapabilir mi çiftçiler? Aman çiftçiler daha çok kazansın diye. Ben biraz daha az kar edeyim diye yapabilir mi? Devlet öderse mümkündür. Niye mümkün olmasın ki? Ben kendim mesela çiftçiyim. Ben şu anda tarlamı süremiyorum. Kuru icareye veriyorum. Nedeni deseniz 400 dönüm arazi ekiyoruz. 880-90 milyar elektrik parası geliyor. 80-90 milyon. 400 dönüme 80-90 bin lira geliyor. Ben hani neyi kazanacağım? Onun için ben ekmiyorum zaten. Kendim kuru icare veriyorum yani. Kuru icare veriyorum. Ben kendim şu anda tarlam... Kuru icare veriyorsun. Kuru icare ne demek? Kuru icare ne demek? Mesela diyelim ben ekmiyorum. Parasını alıyorum. Vatandaş da kendine sürüyor. O kazansa kazanmasa o da artık onun bileceği bir şey. Kiraya veriyoruz. Kiraya veriyoruz. Onun için bir süremiyoruz yani. 400 dönüme 80-90 bin. Bunun masrafı var, şeyi var. Ben burada kavun ekiyoruz. Burada kavun ekiyoruz. Kilosu 500 bile değil. Pazarda satılıyor. 2 milyon. Yani devlet buna bir el atması lazım. Neden tarlada 500 ise pazarda 2 milyona satılıyor? Yani bir çözüm getirmesini istiyoruz yani. Şimdi sen konuş. Ben tarla. Tetaşla tarla mı ilgili konuşayım? Tarlayla. Ben tarlayla ilgili konuşayım. Tamam. Biz sene 1944'ten beri tarlamızı icar alıyorduk. Devletten ecimiz sil paramızı ödüyorduk. Hazineden 2003'te hazineden kiralıyorduk. 2003'ten sonra dedik ki sizin tarlanız mahkemeliktir. İcar parası vermiyoruz. Bunun ne olacağını ben de bilmiyorum. 2003'ten bütün dosyalarımız var yani. Her şeyimiz var. Ecimiz silimiz var. 1944'ten beri yani. İcar veriyoruz. Ne zamandan beri bu değişti? 2003'ten beri değişti. 2003'te ne oldu ki? Bekler geldi dedi mahkemeliktir o bizim tarlamızdır. Devlet size vermiş. Biz de 70-80 senedir parası. Başka sahibi çıktı. Evet. Başka sahibi çıksın. Onun hazine görünüyor. Şeyde hazine görünüyor yani devlete. Devletin resmi kurumlarında tabi kuruda. Hazine görünüyor. Evet, hazine görünüyor. Tabi Kadesoda hazine olarak görünüyor. Hazine olarak göründüğü zaman bu arkadaşın dedesi önce bu tarlayı yiyor. Ondan sonra babası yiyor. Şu an babası da rahmetlik olduğu için kendisi yiyor. Yani ekip biçiyor. Tarlasının tapusu falan olmadığı için de bundan herhangi devletten bir destek alamıyor. Bir destek alamadığı için zaten kuraklık bir bölgede... Ona ait olmadığı için. Olmadığı için destek devletten destek alamıyor. Mesela bunun mazot parasıdır, gübre parasıdır, ilaç parasıdır vesaire. Devlet belirli bir destek veriyor şu an. Şu anda veriyor. O destekten faydalanmıyor. Sadece onun da burada tek bir arzusu var. Devletin bu tabiza, devlet hazine malını çiftçiye verdiği zaman belirli bir ücret karşılığında veriyor. O ücreti karşılığında almasını istiyor. Onun tapusunu almasını istiyor ki rahat bir verim yapsın, rahat bir desteğini alabilsin. Yani kendisi de artık bu işin bir an önce olmasını istiyor. Evet. Sizde var mı? Hayır, konuşacak mısın sen de biraz? Ben 5 aydır buraya gelmişim. Tam 5 ay oldu. Kuraklık sebebiyle. Mesela diyelim gübre, geçen sene gübre fiyatı 2 milyardı. Bu sene tam 4-5 lira arası olmuş. 5 milyona olmuş daban gübresi. Mazot da aynı öyle. Mazot da 2 kat olmuş. Mesela diyelim geçen sene ben kavun 100 dönüme ekmiştim kilosu 1 milyona satıyordum. Bu sene gene 1 milyon olmuş. Daha benimki çıkmadı. Derik tarafından çıkmış. Kilosu 800. 1 milyona satıyor. Gidiyor markete 5 milyona satıyorlar. Yani bizim halimiz perişandır.
Biz bilmiyoruz biz ne yapacağız. Biz çadırdan yatıyoruz. İlan var, her şey var. Vallahi tam 5 ay oldu. Doğru dürüst biz evde yatamıyoruz. Nereden geldiniz? Ben Derik Mardin'den gelmişim buraya. Mardin'den ortak ekmişim. Kavun ekmişim, karpuz ekmişim, 100 dönüm yer ekmişim. Yani mazot parası, ceyran parası, yani gübre parası 2 kat olmuş. Bir de mahsulümüzü satamıyoruz. Satamıyoruz. Yani geçen sene bir ilaç alıyoruz 100 milyona, bu sene 200 milyon. Yani 2 kat olmuş. Yani kuraklık sebebi. Bir de pandemi dönemi oldu. Bir de bize fırsat kullanıyor. Yani biz çok mağduruz. Madem siz diyoruz, konuşun, biz söylediğimiz bu var yani. Biz perişanız. Ne yapmasını istiyorsunuz? Bir kere elektriği daha ucuzla. Yani elektriği ucuzla, gübreyi ucuzla. Mesela diyelim ben kavunum 100 dönüm yer ekmişim, ortak ekmişim. Mesela diyelim bu kavunu 1 milyona satsam benim karım ne kalır? Ben zırardan çalışıyorum. Mahsul yani para etmiyor. Yani para etmese çiftçilik perişan olmuş. Yani satamıyoruz. Pazardan satamıyoruz. Senin var mı ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Mesela kamu böyle şey yapsa, ürettiğiniz malların fiyatını önceden mesela şunu şu fiyatı alacağız diye bir açıklama yapsa, siz de ona göre ekseniz değil mi? Ve ürün çıkınca onu alsa, yani öyle bir planlama yapsa hiç kimse mağdur olmaz. Ne üretici mağdur olur, ne kiralayan mağdur olur. Herkes memnun kalır. Yani burada önemli olan ektiğin ürünün pazarda ne kadar değer olduğunu bilerek ekeceksin. Ve ürün olduktan sonra da onu rahatça satabileceğini ne inanacaksın. Yani o şekilde ancak. Satamıyor. Geçen sene buğday kilosu 2 milyon diken 2 milyon. 2 milyon 200 arpa buharlandı. Arpa da o da kurallık geldi, arpa yok. Yani millet mağdur. Yani bir çare bulamazsa bizim fakir fukara ne yapacak? Yani dayının demek istediği nedir? Yani diyor mesela biz hepimiz çol çocuğumuzu bu tarlaya getirmişler. Biz evimizde oturamıyoruz, burada yapıyoruz. Hiçbir gelir yok yani, kazancımız yok yani diyor. Yani örnek diyor, gözlerinde bazen sıcaktan öyle olmuş. Yani bu çocuk bu halde mi? Yani örnek diyor, biz sabahtan akşama da güneşin önünde çalışıyoruz. Kazancımız bir şey yok. Yok. Kar edemiyoruz. 100 dönüm yer. Adam ne ekse de gene karı adam bize 100 dönüm yer vermiş. Ne o kazanır ne ben kazanırım. Yani para etmiyor. Yok, ben ortakla ekmişim. Ortak ekmişim. Evet. Peki bir tabii sadece şey meselesi, ne ekeceğin planlama meselesi değil yani. Planlasan da eksen de ektiğin şey para etmiyor. Neden? Çünkü girdileri yüksek. Bir elektrik desteği gerek. Evet. Ama şimdi elin adamı diyeceğim TEDAŞ'ın sahibine. O devletimizin adamı değil ki. Doğru. Sana aman benim çiftçim çok kazansın diye kendi şeyinden vazgeçsin, karından vazgeçer mi? Karından vazgeçmez. Halkı mağdur eden bir sektör. Başka hiçbir şey değil. O kendi karını arttırmayı düşünür sonuçta. Ama devletin olsa, devlet der ki ben birazcık daha az şey yapayım, maliyetlerimi düşüreyim, fedakarlık edeyim ki çiftçimin durumu düzelsin. O birazcık daha çok üretsin ki çok kazansın. Bana da faydası olur en azından. Devlete de katkısı olur. Mesela diyelim geçen sene gübre 2 milyondu, bu sene 5 milyon olduğu çiftçi nasıl kazanır? Kazanamaz ki. Bir teneke yağ geçen sene 140 milyondu, bu sene şimdi 250 milyon. He yağ. Ağ çiçeği. Yani millet nasıl beslenir kendini? Yani millet yani gelen giden bize vuruyor. Vallahi millet perişan. Ne var? Küçük yani ama kendi. Büyük
baş hayvanlar var. Pazar için üretim var mı yoksa sadece şey mi? Aile. Kendine aile üretiyor. Yani her evde kendilerine göre ya inekleri vardır, ya koyun, evet koyunları vardır sütü için, peyniri için. Kendi kendilerine beslerler. Zaten iki göz odaları vardır. İki göz odanın bir tanesinde inek beslerler, bir tanesinde de kendileri yatar. Bizim buradaki halk gerçekten çok mağdur bir halk. Yani bazı evler var, gelirleri sıfır. Sıfırın da altı diyebiliriz. Peki Çınar aslında Diyarbakır'ın en bereketli topraklarıyla ilçelerinden biri. Aynen, neden su var çünkü? Türkiye'de 4. 7. sıraya giriyor toprak bakımından. Nasıl mağdur? Şu anda bölgede Çınar'da İstanbul'a, Ankara'ya, Mersin'e, farklı illere göç oranı Çınar nüfusunun 10 katı. O kadar ki bir göç almış. Buraya gelen. Buradan giden. Burada niye gidiyor? Bereketli yer, toprakları niye bırakıyor? Bereketli yer dediğim gibi adam tarlasını ekiyor. 100 dönüm tarla ekiyor. 25-30 milyar masraf ediyor. Sene oluyor 25-30 milyarını çıkaramıyor ki. Ne oluyor? Toprağınız buradaki zengin olan kişilere toprağını satıp çocuklarını alıp İstanbul'a gidip çalışıyor. İstanbul'un mesela Ankara'nın, İzmir'in nüfusunun o kadar çoğalmasının temelli sebebi de zaten budur. Şimdi geldik onlara dokunan yerine. İstanbullulara dokunan, Ankaralılara dokunan yerine. Tamamen burada zaten insanlar tarladan bir şey kazanabilseydi ki oraya da gitmezdi. Hem oranı, onları doyururdu hem de kendilerini doyururdu. Bu sefer kendilerini doyuramadıkları için kalkıp göç ediyorlar. Ben biliyorum mesela şu an İstanbul Soğanlık var, ikinci Çınar. Araştırabilirler, gidip sorabilirler. Herkes bunu bilebilir. Şeye gittikleri zaman Soğanlığa, Çınar'ın ikinci Çınar'a gidiyorlar. O kadar ki buradan göç alıp oraya giden, Bursa'ya giden var. Ondan sonra Balıkesir'e giden var. Gidip domates topluyorlar, şeker pancarı topluyorlar. İşçilik Adana yapıyorlar. Adana Çukurova'ya gidiyorlar. Evet, işçilik yapıyorlar. Sezonluk gidiyorlar, geliyorlar. Burada toprak sahibiyken, batıya mevsim işçiliği olarak gidiyorlar. Ne yapsınlar? Üretici oluyor, evet. Üreticiyken tüketici oluyor. Evet, üretici. O bakımdan hayat şartları. Yani orada bazıları var. Mesela bu fındık dönemlerinde insanlar buradan mevsimlik işçi olarak fındık toplamaya gidiyorlar. Orada da bu sefer orada. Bu inanılmaz bir şey. Yani evet. Burada bak, biraz sonra biraz kamerayla dolaştıralım. Hakikaten dolaştıralım burası... evet. Çok verimli tarlaları var. Şimdi gezin tarlalarda bir taş yok, bir şey yok. Ama üretim az. Kuraklık var. Adam diyor ben sontaj vuracağım. Sontajı vurduğu zaman 250 bin lira para veriyor sontajcıya. 5 sene çalışsa o 250 bin lirayı çıkaramıyor. Çünkü o zaman elektrik, TEDAŞ onların tam tepesine biniyor. Hiç sayaç çalıştığına göre sayaç 40 bin lira yazıyor. TEDAŞ yanında 150 bin lira yazıp gönderiyor. 3 bin lira, 5 bin lira gelen insanlar. Yani 5 trilyon demek istiyorum. Gelen çiftçilerimiz var. Bütün ekinleri topluyorlar, götürüp TEDAŞ'a bu sefer ne yapıyorlar? Desteklemelerine el koyuyorlar. TEDAŞ gidip desteklemeye el koyuyor, diyor ki sadece sen destekte yetmiyor. Yetmiyor zaten, desteklemeye el koyuyor, diyor ki gelip bu borcu ödemesen diyor, bu desteklemeyi de alamazsın diyor. Kendisi de alamıyor. O devletin yani daha doğrusu bankanın kasasında kalıyor ki sen gidip bir yerden harç borç edeceksin. Gelip o borcu ödeyeceksin. Ondan sonra gideceksin, banka sana o parayı verecek. O da onda biri değil. Peki mesela diyelim borcun var TEDAŞ'a. Evet. Ödeyemedin. Borcu ödemedin mi? Ayın 30'un bir dakika geçsin 12'yi elektriğini tık diye kesiyor TEDAŞ. Kendi yanında düğmeye basıyor, elektrik kesiliyor. Bu konu hakkında bizim ilçe başkanlığına da, il başkanlığına da, hatta genel merkezle de bu konu hakkında şikayetler oldu. Sayın Başkanım Önal Bey de bunu biliyor. Oraya kadar gitti. Biz kaç sefer de gittik vatandaşlarımız mağdur olmasın diye. Ne kadar paranız var? Mesela 500 lira elektrik faturası mı geldi? Ne kadar param var? 250'm var diyor. Cebimizden bize 250 üzerine koyup en azından bir aylık daha elektrik kullanabilmeleri için. O kadar ki insanlar arıyor bu konu hakkında bizim ilçe başkanlıkları. Keşke bizim elimizden gelebilseydi. Biz bu halka bir şeyler yapabilseydik, elektriği bedava getirseydik. Bedava istemiyoruz. Kimse yanlış anlamasın. Burada konuşuyoruz. Devlet büyüklerimiz de yanlış anlamasın. Biz elektriğin bedava olmasını kesinlikle istemiyoruz. Sadece ve sadece yarı yarıya fiyat indirilmesini istiyoruz.
Başka bir isteğimiz yok. Yani kimse elektriği bedava kullanmak istemiyor. Sadece uygun bir fiyata kullanmak istiyoruz. Onu TEDAŞ'ın sahibi yapmaz tabii yani. Ya devlet büyüklerinin kendi karından ama ben vazgeçeyim de köylülerimi, çiftçilerimi besleyeyim demez. Doğrudur. Kamulaştırmak lazım. Onun için kamulaştırmak lazım. Eskiden peki borcunuzu ödeyemediniz diyelim. Oradan gidelim daha. Yani biraz daha ilerisi de var onun benim bildiğim. Ödemediniz. Bir ay geçti. Açma kapama. Açma kapama ücretini de alıyorlar. 70 lira ekstra. Faizi de bindi. Faizi de bindi. Bindi iyice kabardı faturalar. Sonra ne olacak? Sonra ne olacak? Borç edip harç edip mecbur ödeyeceksin. Ya da haciz geliyor. Bir de artı elektriksiz oturduğun zaman çoluk çocuğun var, öğrencilerin var, ders çalışmaları gerekiyor. Yani elektriksiz hiçbir zaman olmuyor. Tamam. Tarladaki ürün de kalıyor tabii. Tarladaki zaten elektrik kesilirse o tarla sahibi yok oldu. Bir dahaki sene tarlasını satar, borcunu verir. Ondan sonra o da mevsimlik işçi olur. Elektrik yüzünden başımıza gelenler. Gelenlere bak. Bir de bunun yanında gübresi var, mazotu var. Gübresi var, mazotu var. Var da var. Çınar'da en büyük sorun elektrik sorunu. Evet. En büyük sorun elektrik sorunu. Yani bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu sorun çözülmediği takdirde daha sorunlara yol açacak. Ki bundan eminiz. Diyarbakır'da oturan var mı? Yok. Diyarbakır'ın da dedaş aynı şey var değil mi? Aynı Diyarbakır. Aynı. Daha doğrusu Güneydoğu bölgesi. Mardin'de ekinler hep şeyde kaldı. Yani Mardin'de. Kaç senedir böyle evet. Kaç senedir böyle şeyde kaldı. Bir kere yıllardır zaten bu son birkaç yıldır elektrik gündemde ki bunu sürekli dile getirmemize rağmen herhangi bir sonuç alınmamış. Umarım ki bundan sonraki süreçte iyi bir sonuç alırız ki zaten bu yıl alt çalışmalar yapıldı. Alt çalışmalarının yapılmasına rağmen hani şeydir yaşlı bir teyzemiz sormuştu. Elektrik faturalarımız nasıl olunacak, saatimiz nasıl olunacak? İşçinin dediği kelime şu olmuş teyze benim bu yediğim ekmek arası dürümüm dahil bile sizin faturaya yansıyacak. Peki o yediği dürüm faturama yansıyacak. Gidip geldiği yol ücreti benim faturama yansıyacaksa o işçinin maaşı nereden geliyor? Sen hangi maaşı vereceksin işçiye? Ki bunlar hepsi zaten faturalarımıza yansıdığı için faturalar bu kadar kabarık geliyor. Özel olduğu için yani bunun bir an önce kamuya dönüşmesini istiyoruz. Evet galiba son şeyi aldık ama bir gene de hepinizden tek tek son şeylerinizi devletten, Ankara'dan, siz diyelim Tarım Bakanı oldun ya da Başbakanı oldun. Seni Başbakan yapalım. Başbakan ne yaparsın? Ne yaparsın? Çınar'a ne yaparsın? Çınar'a 2-3 tane fabrika tek yaparım yeter dedi bize. 1 milyon dönüm hektarlık arazi ekiyoruz, buğdayımızı kaldırıyoruz, Mersin'e götürüyoruz fabrikaya. Bizim bu bölgede hiçbir tane fabrikamız yoktur. Olması lazım. Ekiyoruz, biçiyoruz, Mersin'e götürüyoruz, fabrikaya bisküvi oluyor ya geri bize geliyor. Biz buna karşıyız. Kendi bisküvimi kendim yapıyorum. Biz yapıyoruz, bir bedelini biz veriyoruz. Bakanlık veriyorum sana daha ne? O başkanımız o günleri göremeyeceğimiz için yorum da yapmak istemiyorum. Hadi ben görmesem neyse de sen daha çok öleceksin. Yok yani biz bilmiyorum artık yani devletimiz bize bir el alsın yani. Yani söylüyoruz hep aynıdır. Daha oturacak bir yerimiz bile yok yani. Bilmiyorum hani ben ne diyeyim daha başka. Tamam sen söyle o zaman. Yani son olarak mı bakanlık şeyine koltuğuna oturdunuz. Onu başbakan yaptık. 3 tane fabrika açtı. 3 tane fabrika aldı başbakan. Ben de bakan olursam. Dedi ki çünkü buradaki ürünü daha ben götürüyorum Mersin'e. Mersin'de bisküvi yapıyorlar bana satıyorlar sonra. Halbuki dedi kendi bisküvimi ben kendim burada yapayım. Herkes de işçi olsun. Orada çalışsın yeniden de bir iş çarklar böyle dönsün. Güzel tamam. Onu başbakan yapıyoruz. İkinci başbakan. Buyur. Başbakan. Ben başbakan olsam direkt ben elektrik kurumunu direkt devlete devlet kurumu haline getiririm.
Ondan sonra insanlara litre, daha doğrusu kilovatını 250 liradan verdiğim elektriği direkt 100 liraya indiririm. En azından halka bir faydam olur. İnsanlar da gece yattıkları zaman en azından Allah razı olsun der o başbakanımızdan. Ben de belki huzur içinde o zaman yatarım. Tabii yani 250'yi 100'e indirmek mümkün mü? Misal diyorum, başbakan oldum ya, indiririm. Elime diyorsun otorite geçti, indiririm. Aynen, otorite geçtiğimde indiririm. Yani tabii maliyetini düşünmek lazım. Bunun maliyetini lazım, en azından... Şimdi ben tekel, gerçekçi tekel, yapıyorum seni bak, doğrudur, çünkü öyle yalandan yapmıyoruz. Doğrudur, o tekel ürünlerinden kazandığı maliyetinin bir kısmını elektrikte harcarım. Mesela, güzel, bak bu fena bir fikir değil. Evet. Gördün mü ne kadar şey, sizden mi olmalı, ben size söylüyorum işte. Evet, yani en azından tekel üründen kazandığım maliyetinin bir kısmını elektrikte harcarım ki halkım da elektriğini biraz uygun kullansın. Şu an biz mesela burada diyoruz ya, devlet birkaç yerde de elektrikle ilgili bir şeyler söylendi. Devlet dedi ki biz yeşil kartlara zaten bir indirim yapıyoruz. Onların yaptığı indirim şu şekildir. İsterse elektrik faturası 1000 lira gelsin, isterse 500 lira gelsin. Yaptıkları yeşil kartları, yaptıkları indirim 100 lira. Bu kimi kurtaracak? Adam 500 lira vereceğine 400 verir. 400'ü veren 500'ü de verir. Yani o da bir nevi onlar için bir yardım gibi görünse de bana göre bir yardım değil yani. Evet. Ben kesinlikle kabul etmiyorum. O zaten şey gibi, böyle hani avcunu aç biraz sana bir 3 gün idare edersin. Aynen, hani derler ya. 4. gün gene avcunu açacaksın. Aynen öyle derler ya, insanları dilenciliğe alıştırdılar ya. İnsanları dilenciliğe alıştırmayın. İnsanlara iş verin, kendi ekmeklerini kazansınlar. Kimseye muhtaç olmasınlar, kimseye gidip dilenmesinler. Ekmeğini veriyorum. İş gücü verin, iş verin. Kamuda işler yaratın. İnsanlar çalışsın, kendi ekmeğini kazansın, kimseye muhtaç olmasın, kimse gidip dilencilik de yapmasın. Vay efendim, yeşil kartlara biz 100 milyon elektrik indirimi yapıyoruz. Yapmayın efendim, yapmayın. İş verin, herkes ekmeğini kazansın, faturasını da ödesin, su faturasını da ödesin, evin kirasını da ödeyebilsin, rahat bir geçim yapsın. Şu an bizim bölgedeki insanlar rahat geçinemiyor. Hepsi çok mağdur. Geçinemiyorlar, rahat geçinemiyorlar. Seni şimdi Cumhurbaşkanlığına doğru götürüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hazır elindeymişken şu dış politikaya da bir uzanıver bari. Dış politikaya da ben burada biz Vatan Partisi olarak ben dış politikada Sayın Cumhurbaşkanımıza katılıyorum. Söylediklerine katılıyorum. Ama şey yapmasını istiyorum. En azından bu bloktan çıkmasını istiyorum. En azından evet, NATO'dan çıkmasını şey istiyorum. Blokundan diyorsun, bu Batı'daki Batı blokun, Amerika'dır, Avrupa Birliği'dir vesaire blokundan. Zaten ben Avrupa Birliği'ne girmeye karşıyım. Kesinlikle ben şahsım kendi görüşümü söylüyorum. Avrupa Birliği'ne girmeye karşıyım ben. Sen çözmüşsün meseleyi zaten canım. Yani Avrupa Birliği bize ne getirisi olacak? Vay efendim diyorlar ki işte Avrupa'da böyle. Geçenlerde bizim bir arkadaşımız Almanya'dan geldi. Biz bir hesaplama yaptık. Oradaki et fiyatıyla buradaki et fiyatı aynı. Sadece bizim paramız değersiz olduğu için, onların parasına karşı değersiz olduğu için oradan 1000 euro ile buraya gelirse burada bir hafta kral gibi yaşar. Ama 1000 euro orada geçinemiyor. Aradaki fark budur. Herkesin bunu anlamasını istiyorum. Sadece bizim buradaki yiyecekle, bizim aslında burada onlara gönderdiğimiz yiyecekleri bile kesse karşılıktan ölürler. Orada bir şey yetişmiyor. Hiçbir şey yetişmiyor. Hepsi bu taraftan gidiyor. Domatesidir, biberidir, salçasıdır, etidir, yağıdır, sütlüdür vesaire. Hepsi buradan oraya gidiyor. Buradan oraya gittiği için, ihracat olduğu için burada zaten fiyatlarımız ondan dolayı yükseliyor. Önce kendi halkına bakacaksın, ondan sonra fazla kalırsa onlara göndeririz. Aynen, önce biz karnımızı doyuralım, ondan sonra onların karnını doyururuz. Tamam, meclisi yavaş yavaş kuruyoruz. Çay içersiniz. Sana da bir bakanlık veriyoruz. Bakanım çay yapın. Teşekkür ederim. Çay içer misin? Çay içeriz. Tamam, teşekkür ederim. Ne yapıyoruz? İktidara geldin, sen ne yapıyorsun? İktidara geldim, ne yapıyorum? O dış politikayı bile idare şeyi yaptı, çözdü. Üretsin ki kendisi pahalı bile olsa alabilsin dedi. Sadaka vermeyelim, ertesi sene gene avcını açmasın. Aynen, önce bir kendi halkımızı
kendi çevremizi, kendimizi bir doyuralım. Sonra yurt dışına ihracatlarda bulunalım. Önce bir halkını düşünmesi lazım. Öyle değil mi? Bugün bir yemek yaptığın zaman önce diyorsun ki benim çocuklarım doysun. Sonra ben komşuya bir tabak yemek vereyim. Kalırsa. Bugün benim halkım doymuyorsa, benim halkım mağdursa ben dışarıya göndermem ki. En büyük sorun zaten işsizlik sorunu. Ki fabrikalar açılsa, işsizlik sorunu kalksa, üretim yapılsa, herkes kendi evinin ihtiyaçlarını güzel bir şekilde karşılaşsa hiçbir problem yaşanmaz. Sorun bu. Yani aslında sorun sorun hani konuşmayla olunursa zaten sorunu konuşuyoruz, çözüyoruz, hallediyoruz. Önemli olan arkasının gelmesidir. Ki biz bunu yıllarca konuşuyoruz, söylüyoruz. Hani fabrikalar üretilsin, gençlere yol açılsın. Azimli olan bayanlarımız var, arkadaşlarımız var, çalışmak isteyen kadınlarımız var. Bunlara öncelikle güzel bir yol açılırsa inan ki hiçbir problem, sorun kalmaz. Bunu yıllarca dile getirdiğimizde sadece konuşmakla kalıyoruz. Başka bir şey yok. Demek ki işte burada hükümeti kuruyoruz yavaş yavaş. Evet, inşallah biz bu hükümeti iktidara gelirsek inşallah biz bu sorunu hallederiz. İnşallah vallahi iktidara gelirsek bu konuyu bizzat sizin önderliğinizde, Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde bu taşın altına elimizi her daim koyarız. İnsanların dertlerini dinleriz ama insanları dilenci yapmayacağımız şekilde dertlerini dinleriz. Bir paket makarnayla, bir kiloluk yağla vesaireyle değil. Tamamen iş vererek kendi ekmeğini kazandırarak vermek istiyoruz. Bize muhtaç olmasınlar. Kendileri çalışsın, kendileri üretsin, kendi maaşını alsın, dilediği gibi kullansın. Ben tamamen bundan yanayım. Yani insanların kendisi çalışıp kendi parasını kazanıp kendi ekmeğini kazanmasından yanayım. Kimseyi dilenci yapmak gibi bir durum söz konusu olmaması lazım. Bu lafın üzerine söyleyecek laf olan var mı başka? Yok. Söyleyeceğimizi söyledik. Artık bundan ben sonra... Ben gelince şunu yapacağım diyen var mı başka? Var mı? Allah bilir. Tamam. İşi hallettik biz. Burada Türkiye'nin ekonomisinin genel durumunu çözdük. Bir tek bizim iktidara gelmeye yolumuzun açılması lazım galiba. Aynen doğrudur. Ha? İktidara gelirsek inşallah hep beraber bu yükün altından kalkabileceğimizi. Çiftçisiyle, üreticisiyle sesiniz daha çok duyuracağımız bir Türkiye umuduyla iyi günler diliyoruz efendim. Diyarbakır Göksu Barajı'nın Çınar ilçesinin Göksu Barajı'nı, köyün adı mı? Burada var mı köy? Göksu Barajı. Yani buranın adı böyle, Göksu Barajı, öyle mi? Arka tarafta bir baraj var tabii, su var. Evet, bir tek iradeye kalmış iş, iktidara kalmış iş, öyle gibi gözüküyor. İşin kolay olduğu gözüküyor ama iş ki buradaki sesleri bir duysunlar Ankara'dan. Ey Ankara, duy sesimi. Duyun sesimizi, buradan yeter artık. Sizin aracılığınızla genel başkanımıza da saygı selamlarımızı gönderiyoruz. Peki, oldu. Teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz, sağ olun.